Merhabalar. Ee, babacan meselesiyle ilgili anket yaptım. Babacan meselesine gireceğim. Ama diyorum ki önce ben ekonomiyle başlayayım. Önce bir ekonominin üzerinden geçelim. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan konuştu. Bir kere bir yeni tarihler zikretti. Onu çok kısa bir göstereyim. Beşer yıllık planlamalarla 2053 yılına kadar demiryolu, karayolu, deniz yolu, hava yolu ve haberleşme için 198 milyar dolar yeni yatırım yapacağız. Sektörün milli gelirimize katkısı 2053 yılına kadar 1 trilyon doları geçerek yatırım bedelinin 5 katından fazlasını ülkemize kazandıracak. Evet bu bakanlarla bakanlarıyla toplandı yanılmıyorsam sonrasında konuştu işte 2053 işte 2071 falan. Bence burada Erdoğan ya bunları zaten bu rakamları çek etmenin şu anda bir olanağı var mı? Yok. Şimdi 2053 çekim ne kim kala. Fakat burada Cumhurbaşkanı şöyle bir şey yapıyor. Ee, bak kendi seçmenine diyor ki yani bak 2053'e kadar biz buradayız. Öyle bir planlama yaptık ki ta 100 yıl sonrasının ne olacağının planlamasını yapıyoruz diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bu mesajı vermiş oluyor. Muhalefette hep şu eleştiriliyor ya ya kardeşim işte bak ne dediğiniz belli ortaya program sunamıyorsunuz deniyor. Aslında muhalefet de ortaya program sunuyor bu arada. Mesela İyi Parti'nin kalkınma kongresi. Burada Cumhurbaşkanı Erdoğan şeyi de söyledi. Bütün ülkeyi de fiber ağlarla öreceğiz. Bu aslında İyi Parti'nin kalkınma kongresinde söylenmiş olan bir şey. İşte üç ayaklı kalkınma kongresi yaptılar. Orada e, İyi Parti'ye yeni katılan şey ekonomi profesörleri anlatıyorlar. Yani şöyle olacak, böyle olacak, şuradan şu bütçe şuraya aktarılacak. Fakat tabii bunlar biz fani düz vatandaşın anlayacağı şeyler değiller. Çok teknik yani ancak iktisatçıların kendi arasında konuşup anlayacağı şey. Bağımsız iyi partili olmayan iktisatçılara soruyorum. Aa çok doğru bir model çok güzel hakikaten diyorlar. Ee, ama şimdi bunu basitleştirip vatandaşa anlatmak, slogan haline getirmek başka bir şey. Şimdi Cumhurbaşkanı nereden bir takım rakamlar veriyor, tarihler veriyor falan. Bu hoşuna gider milletin. Ne olursa olsun abi tarih, bir rakam duymak falan milletin hoşuna gider. E, bu pahalılıkla ilgili de Cumhurbaşkanı şunu söyledi: Fiyatlardaki istisnai sıçramayı bir an önce ortadan kaldıracak. Yatırım istihdam cari fazla e, yoluyla büyüme programına odaklanacağız. İstisnai sıçrama diyor. Yani hani. Bu böyle geçici durduk yerde bazı şeylerin fiyatı yukarı gitmiş istisnai sıçrama diye adını koyuyor bu enflasyonun. Valla pek bizim hayatlarımızda istisnai olarak yansımıyor bilmiyorum. Şimdi diyor ki ne yapacağız yatırım istihdam cari fazla. Valla cari fazla vereceğiz hep diyorlar ama TL özellikle değer kaybettikten sonra cari fazla vermek bir kenara cari açık artıyor. Çünkü girdi maliyetleri yükseliyor girdi maliyetleri yükseldikçe şimdi bir işin bir tarafı hem dünyada enerji fiyatları yukarı gidiyor. Türkiye'de devlet enerjiyi yeteri kadar sübvanse edemiyor. Şimdi o da hep diyorum ya ben böyle üstümüzde kısa bir yorgan var uzanmışız yeter. Yorganı bir öyle çek bir öyle çek meselesi var. E, şimdi onu da sübvanse etmiyor. Devlet nereye kadar sübvanse edecek? Devlet de neyle sübvanse ediyor? E, vatandaşın vergisiyle sübvanse ediyor enerjiyi. Şimdi ne yapsan neresinden çeksen bir tarafına çıktı kalıyor gibi bir durum var esasında. Çünkü biz bu krize kötü bir durumda girdik. Yani bütün dünya işte yüksek enflasyon. Amerika'da yüzde yedi buçuk enflasyon. E çok yüksek. Yani e, İngiltere'de yüzde yedi buçuk, bu büyük ekonomilerde enflasyonun bu kadar yüksek olması tüm dünya için kötü haber. İşler daha zorlaşacak. ama e, biz iyice zor durumda yakalandık. Yani her yerde enflasyon yukarı doğru. Almanya'da yüzde yedi, Amerika'da yüzde sekiz eh de birader bizde yüzde yüz, yüzde yüz yani. Hadi resmi rakamlar yüzde altmış. Yani biz de böyle bir durumda yakalandık. eee Ne yapabilirler? Burada yapabilecekleri şey şu hani vatandaşın sanayicinin girdi maliyetlerini azaltacak bir şey. Yani girdi maliyetinde nasıl azaltabilirsin? İşte enerjiyi sübvanse edebilir. O çok büyük bir kalem. Ee, yani bir takım destekler açıklayabilir üreticiye falan ancak fiyatları böyle aşağı çekebilir. Ama şey konuşuluyor bu fiyat kontrolü meselesi konuşuluyor. Ahmet Takan yazmış bugün. Ee, bu fiyat kontrolü daha önce olacak mı olmayacak mı diye gündeme gelmişti. Ondan önce Ahmet Takan'ın yazısından önce Dilek Güngör Sabah Gazetesi yazarı Berat Albayrak Allah arası çok iyiydi. O şey yazmış. Domatesin yolculuğu, bir takım rakamlar vermişti. O rakamlar doğru mu yanlış mı işte kendince diyor ki tarladan şu kadara çıkıyor, aradaki kabzımaz mal şu kadar kazanıyor. İşte e, domates başına işte bir, bir liraya taşınıyor. Bilmem ne oluyor, e, niye bu kadar oluyor marketlerde falan diye kendince böyle bir tablo çıkarmış. Sonra da diyor ki, bak diyor burada bir yanlışlık var diyor bu hesapta birileri kazanıyor ya getiriyor. Bu diyor marketler diyor kapatılma tedbiri getirilsin. Hani zabıta gidiyor kimi marketleri işte bak halkın yumruğu tepenize iner ha falan diye bir şey yapıyor O demek kapatılacakmış marketler. Yani fiyatları yükselten market kapatılsın diye bir önerisi var Dilek Güngör'ün. Artık bilmiyorum buraya kadar gider mi iş? Cumhurbaşkanı Erdoğan da şey dedi. E, bu dedi fiyatların yüksekliği böyle hukuk hukuki bir sorun değil de ahlaki bir sorun. Yani aradan e, ne diyecek mi? Yani marketçi hep söylüyorum işte marketleri iflas et diyor herhalde. E, ya, e, bu şey olur. E, çıkarlar bu sektörden. Öyle değil mi mantıken? Yani. Şimdi siz kendinizi düşünün. Bir marketiniz var. Zaten bu büyük marketlerin o üç harfler denilen hani insanların çok uygun fiyatlarla BİM A101 falan. E, zaten yüzde bir bunun karlılık oranları. Yüzde bir bu açık halka yani bakıyorsun hani bu adamlar yüzde beş kar ediyor falan böyle bir durum yüzde bir kar ediyor. E ben olsam ben süper bir böyle bir süpermarket kalemi olsam satayım çıkayım kurtalayayım derim yani. Gel, gel, belli çünkü gel devlet tepeme binecek durduk yerde e bunda mı uğraşacağım kardeşim derim yani. Meral Akşener de grup toplantısında şeyden bahsetti. Asgari ücretli dedi zamları güncelleyin. Bugüne göre bu zamlara göre güncelleyin insanlar zor durumda dedi. Bilmiyorum asgari ücreti güncellerler mi güncellemezler mi güncellesinler çok iyi ama bu sorunu çözmez çözmez. Yani sen bu ekonomideki yapısal sorunu halletmediğin sürece asgari ücreti her hafta güncelle istersen. Hani asgari ücreti güncelle deme tamam e, çok kolay. Tabii keşke hepimiz çok kazansak. E, normal Avrupa'da yaşayan insanlar içer, iç, gibi biraz daha böyle bir refah içerisinde yaşasak en azından bir tatile gitmek bir olmasa ya güneş kremi fiyatlarını gördünüz mü 300 liraya ortalama bir güneş kremi ne diyeceğim? Hoş geldin cilt kanseri yani. Tövbe yarabbi. Ee, yani bu bir çözüm değil ama tabii ki sonuçta muhalefette böyle sıkıştıracak. Muhalefet kendi açısından haklı yani halka konuşuyor. Yani burada işte yapılacak olan girdi maliyetlerini, üreticinin girdi maliyetlerini azaltabilecek bir takım adımlar atılması falan. Ama Ahmet Takan diyor ki Maduro Orban modeli planlanıyor demiş. Hatta Nurettin Nebati'nin de e, ayrılacağı, değiştirileceği, Nurettin Nebati isminin de değiştirileceği e, yerine işte başka ismin geleceği Maduro Orban modeli. Burada da e, işte 20 ürüne yani bazı ürünlere fiyat kontrolü denmiş. Hani Orban Macaristan seçimlerini konuşurken konuşurkenden diye bir takım temel işte buğday falan bunlara sabit fiyat uygulaması yapılmış. Çiftçiyi desteklemek için çift, çiftçinin kullandığı bir takım... E, ürünlere sabit fiyat uygulanmış. Tarım ayağa kaldırılmış ama kısa bir süre için uygulamış Orban. Hem de orada enflasyon bu kadar yüksek değil. Bunu yalnız şöyle bir sıkıntı var. Maduro Orban modeli ise şimdi Venezuela ekonomisi ayağa kalktı. Çok yüksek enflasyon kıtlıkla uğraştılar epey. Yani tuvalet kağıdı falan yoktu. E çünkü Maduro ısrarla bu fiyat kontrolünü uyguluyordu. Yani devlet belirliyor. Ne kaça satılacak devlet belirliyordu. Tam da bu yüzden bu kıtlık Acayip enflasyon falan bu nedenle yaşanıyordu aslında. Şimdi Venezuela ekonomisi nasıl ayağa kalktı diye incelemişler. Ben de biraz o raporları okudum. Madem bu hani Maduro modeli falan deniyor diye. Maduro modeli için yani enfla Venezuela ekonomisi nasıl ayağa kalktı? Tam da bir petrol fiyatlarının yukarı gitmesi. Petrolü var çünkü Venezuela'nın. Ee, Reşat Bey'in şeyini okuyacağım birazdan. Ee, fakat bir de bu fiyat kontrolünden vazgeçmesi. Fiyat kontrolünden vazgeçince piyasa bir dengeye oturdu, işte büyüme arttı, enflasyon düşmeye başladı. Deniyor, bilmiyorum artık bir de Maduro modeli denenecek mi? Yapılan yorumlar, gelen şeyler bunlar. Ramiz Demir diyor ki Nevşin bize psikolog lazım, hiçbirimiz iyi değiliz diye. Vallahi değiliz, haklısınız. Sokak kedisi Yalova'daydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan sabır istedi ya vatandaştan. Bu sabır meselesini sordu. Böyle bir dönem hiç yaşamadık. Türkiye hizmet, gelişme öyle bir amaçları yok. Farklı amaçları var. Erdoğan en son bir açıklama yaptı. Sabredin yıl sonuna kadar halledeceğim dedi ekonomiye. Ya yani bir insanın böyle şey olmasın güvenler olması. olması. Söylediği sözleri yerine getirmez. Şimdiye kadar hangi sözü, hangi şey yerine geldi ki? Yaşanılanlar belli. Yani kimse İnandığını zannetmiyorum. 2023 gelsin sabredin göreceğiz. Reis düzeltir falan. Bu koşullardan başka biri sorumlu olsaydı bugünkü durumda. Hiç asla göstermeyecekleri hatta şiddete kadar vardırabilecekleri tepkileri olmasına rağmen hani şu an bizden sabretmemizi bekliyorlar. İnsanlardan ne beklediklerini de farkında değiller aslında. Bizden fedakarlık bekleniyor ama şu an sessizce hayatımıza devam etmemiz bile büyük bir fedakarlık. Değişim şart öyle söyleyelim. Ailemiz de bunu düşünüyor. Ailemiz de hani ekonomik şartlardan şikayetçi. Yani umarım değişim sağlanır. Yani Z kuşağı dersini verecektir öyle söyleyeyim. Sanki eziyet etme, vatandaşı üzme, onun iflasına gidebilecek yollara başvuruyorlar. Kabine denen bir şey var yani kabinede hiç mi akıllı insan yok? Kalemini satan adamlar var ya arkadaşım böyle bir şey olabilir mi ya? Sen gazetecisin, Kalem satılır mı? 20 yıldır bu adamlar bunu yönetiyor. 20 yılda bu vatandaş neden bu kadar sessiz kaldı? Böyle olması gerekiyorsa böyle olması gerekiyordu. Ama ne diyor? Aralığa kadar diyor ölmezseniz düzeleceğiz diyor. Şimdi diyor biz de sabredeceğiz. Siz inanıyor musunuz aralıkta? Ben inanıyorum. Gerçekten. Gerçekten. Çünkü senelerce yapmadığı zamlar şimdi geldi başımıza çıktı. Tepemize çıktı. Yani senelerce yapmadığı için mi şimdi yapmak zorunda kaldı? Yani birikti 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 en sonunda iş bu, bu adıma geldi. Sistem bozuldu. Sistem bozulunca kimse konuşmaya da korkuyor. Korkunca ne oluyor? Tek kişi karar veriyor. Herkes Kavukluk peşinde olduğu için üretim olmadığı bir noktada sadece para basmakla ekonomik düzelmez. Çok sabrettik. Çok sabrettik. Yanlış yönetim, bilinçsiz hamleler, yanlış yönetim. Savaşta tuz biber oldu. Çok net, çok keskin hamleler yapılması lazım ekonominin düzelebilmesi için. Halkın her kesimi desteklenmeli. Üretimi arttırıcı hamleler yapılmalı. Yönetim kısmının da çok büyük özverilerde bulunması gerekiyor. Bütün özveri, bütün fedakarlık halktan beklenemez. Hiç AK Parti oy vermiş miydiniz? Evet. Verdiniz. Bir seçim olsa vermeyi düşünür müsünüz? O zamana kadar gösterecekleri çalışmalara, icraata bağlı. Aynı şekilde şimdi. Yani zamanla bakacağız. Sabır sabır nereye kadar? Taş olsa taş patlar. Ne, de sabrı kaldı bunun yani. Siz hiç oy varmış miydiniz AK Parti'ye? AK Parti'ye bir sefer oy verdim. E, ee, arkadaşım KYK'da kalıyor ama ben hani KYK imkanım olmadığı için özel bir yurtta kalıyorum. Ramazan ayında özellikle çok daha fazla zorlanıyoruz. Bir tabuldot yemeğimiz bile sadece 35 lira. Yani biz çadır arıyoruz açıkçası öyle söyleyeyim. Neye zam gelmesin diyorsak her şeye bir zam geliyor. Ee, öğrencilik hayatı zaten çok zor. Şu anda bozuk. Ben 3 çocukluyum kiradayım. Çocuğuma süt parası, bez parası yetiştirebilirim. Mahallemizde Dubai Araplar olmasa açız yani. İşin açıkçası yardım ediyorlar Allah razı olsun. Şu ana kadar hep AK Parti'ye oy verdim ama bundan sonra da düşünmüyorum. Şu anda vermem. Vermez. Çok kızgınım. Ekonomi çok kötü. Yani her şey pahalı ateş parçası. Yani ne yapacağımızı şaşırdık. Sizce düzeltebilir mi? İnşallah. Biraz çok zor ama. İktidarın değişmesi gerektiğini düşünüyor musunuz? Bilemiyorum. Kararsızım. Bir şeyin düzeleceği yok. Daha kötüye gidecek yani. Bu kafayla giderse daha kötüye gidecek. Yeter yani gelen yani o karnını doyurdu başka bir aç gelsin ha. Ama hak etmişiz boş ver. İyi olsaydı iyi birisi seçerdik yani. Ha ben de iki dönem verdim. Ama tabii insanız bir sonuçta birisine inanmamız lazım. Pişman mı oldunuz? Ya nasıl pişman değilim ya. Bu milletin hakkını şey etmişiz ya. En günah insan odur. E tabii bu kadar insanın hakkına girmek hele kolay bir şey midir? Ölümü yok mu? Ne kim ne götürdü o da götürsün. Vallahi şu an dese ben e, evim gibi sana ev alacağım. Sefer taksi alacağım. ayak ayakkabılarını da altın yapacağım gene ben o adama inanmaz. Bir sene sonra gene hepsi geri bende alacağım. Onda <laughs> eminim yani. Sabredin dedi 12. aya kadar aralığa kadar sabredin düzelteceğim dedi. Düzelir mi? Artık koyunluktan çıktık. Ekonomi vallahi sı sıfır. Çok acayip bir bahalılık var. Bilmiyorum ne bu ne oluyor böyle. Yapanlar utansınlar yani. Bunlar buradan boya aldık. Bir tane boya 1 milyar ya. 1 lira. Ne yapacak buna bilmiyorum. Peki siz AK Parti'ye oy verdiniz mi? Evet. Ee, AK Parti ne yapsın buna bilmiyorum yani. Mazotu, Kim yönetiyor mazotu, bizi? Mazotu, mazotu şey yapmıyor. Sen ben kakar, domates alırsak 50 bin liraya olacak bu almayalım. Ha biz domatesi o fiyattan aldığımız için mi bu zamlar oluyor? Her, her şey ona göre işte her şey ona göre. Asker ücret 4,5 olsa ne olur abla 2500 lira kira. E, çocuğu okula gönderiyorsun. Askeri ücrete zam gelmesi lazım abla. Hiç sabredecek bir şey yok abla. Benim de çocuğum var yani. Çocuğum var, evim kira. Ben çalışıyorum burada yetmiyor yani. yine şükredin ya siz orada saraylarda yiyeceksiniz etleri tavukları ekmek soğan yiyen şükredecek. Öyle bir dünya mı var ya Müslüman Müslümanın kardeşidir. Nerede bu adalet? Öyle bir dünya yok ya milletvekili alacak 25-30 milyar para. işçisi alacak 4500 lira para. Öyle şey mi olur? Seninkisi çocuk da milletinkisi çocuk değil ha. mi? Patlayacak mı kardeşim? Ne sabırı? Yok sabır diye bir şey yok. Yok mu? Yok. Düzeltebilir mi peki sizce? Çok zor. Ve dolar almış başını gidiyor, o gidiyor, bu gidiyor. Neyi düzeltecek? Güzel değişsin istiyor musunuz? Hemen şimdi. Kim memnun hayatına? Şöyle bir sor bakayım şu insanlara. Hangisi memnun? Benim AK Parti'den müşterilerim var mesela. Onlar bile isyandılar şu anda. İsyanda yani, herkes isyanda. Herkes vatan kayını. Ya biz bu memlekete askerliğini yaptık. AK Parti'ye de oy verdik. Verdiğimiz zaman iyiyiz, vermediğimiz zaman gerçekten kötü miyiz? Verdiğimiz zaman iyi bir adamı, şerefli ama vermediğim bir adam namusuz, şerefsiz ve vatan kayınıyız. Hala vatan hainleri biz bunlardan öğrendik. Ben görüyorum öğrenci burada kiralık ev bulamıyor. Öğrenci okulunu bırakıp gidiyor. Bir cumhurbaşkanı halka küfür saymaz. Lafa geldiğimiz 85 milyon kardeşiz ya 85 milyonu sana oy vermeni saymıyorsun. Biz görüyoruz, gözümüzle görüyoruz. Geçen gün mesela cumhurbaşkanı diyor ki ben bunları geri göndermem. Sen de bunları geri göndermezse ben de sana oy vermiyorum namusuma yemin ediyorum. Bu kadar açık. Ben de sana oy vermeyeceğim. Evet bu göçmen Suriyeli Afgan göçmen meselesi seçimlerde belirleyici şeylerden bir tanesi olacak o belli. Ee, şimdi bugün gündemde çok şey var. Gündemdeki bir diğer başlık bu e, kişisel verilerin çalınmış olması meselesi. Hemen Mesut Çevik'i alayım yayına. Mesut Çevik merhabalar iyi, iyi günler iyi akşamlar. Merhaba Nevşin. İyi akşamlar Fidan diyecektim sağ olasın. İşte dün akşam ben de Twitter'da e, e gezinken bir senin tweetlerini gördüm önce. İşte Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının verileri çalındı diye. Sonra bir de İbrahim Haskoloğlu'nu gördüm. O da böyle bir şeyler paylaşmış. Cumhurbaşkanının olduğu iddia edilen işte Hakan Fidan'ın olduğu iddia edilen kimlik kartlarını falan paylaştı. Bana de, demiş İbrahim Haskoloğlu birileri ulaştı İşte herkesin tüm verilerini çalmışlar falan diye. Ya bu nedir bu işin aslı? Şimdi İbrahim'le benim hikayem burada biraz ayrışıyor. Çünkü bana YouTube'dan ünlü olan aslında çok izlenen arkadaşlardan birkaçı ulaştı. Ve dediler ki ya çok rahatsız edilmeye başladık. Sürekli telefonlarımız meşgul. Birine beni nereden buldun dediğimde kimliğimi fotoğrafımla beraber bana ulaştırdı dedi. Bu arada kimlik ulaştırma derken İbrahim'in paylaşımlarına baktım. Kimlik fotoğrafı olarak değil kimliklerde kullanılan biyometrik fotoğrafın ve kimlikteki bilgilerin ulaştırılması söz konusu. O fotoğraflar büyük ihtimalle Photoshop altında bu bilgiler derlenerek oluşturulmuş ya da başka bir hile yapılmış o tarafta bilemiyorum ama benim gördüğüm veriler hem arkadaşlarıma aitti hem de merak edip kendi verilerimin sorgulanmasını istediğimde 2020 yılında güncellediğim adresim dahil yine çok güncel verilerle bana ulaştırıldı bu veriler. Çünkü o veriler sadece e devlette var bu arada benimle ilgili olanlar kullandığım sağ solda paylaştığım adresler değiller. Ekstra olarak durumu sorgulamak adına veri güvenliği konusunda uzman bir arkadaşıma sordum ve dedi ki Beni de sorgulatır mısın çünkü benim belli spesifik paylaşımlarım vardır bu devletle ilgili kurumlarda. Hangisinden sızdığını sana söyleyebilirim. Çünkü hepsine aynı verilerimi vermiyorum. En son veriminde nerede olduğunu çok iyi biliyorum. Kendisinin en son 2020 yılında güncellediği adresiyle beraber yine bana ulaştırıldı. Resmi de vardı kimliğinde yer alan ve o şekilde ondan da aldığım teyit sonrası ben bir video çektim. Ve videoda dedim ki veriler ortaya saçılmış durumda. Bunlar iddia iddialar devletin kurumlarından alındığı yönünde. veya ne yapmamız lazım? Tetikte olmamız lazım. Her an aramalar gelebilir. Her an dolandırılmaya çalışılabilir insanlar. Çünkü şöyle bir durum da söz konusu. Neler o kadar ciddi durumda ki SGK verileri sorgulanıp insanların maaşları öğrenilebiliyor. Ya da sizin ailenizin diğer fertlerine ulaşılıp onların da kimlik bilgisi ve adres bilgileri öğrenilebiliyor. Bu bir kullanılar... kim? Bu çalanlar kim? Hacker mı? Şimdi çalma olayına ise Bugün itibariyle sabahtan bu yana inanılmaz bir bilgi akışı var bana video sonrasında. Şu şekilde olduğunu söylüyorlar. Devletten gelen açıklama, kurumlardan gelen açıklama gerçeği yansıtıyor. Database'e herhangi bir izinsiz dışarıdan hackleme ile ulaşılıp database'in ele geçirilmesi söz konusu değil. Ama nasıl Hı. ulaşılıyor bu bilgilere? Uzaktan bu database'e, bu veriye ya da çeşitli kurumların çeşitli verilerine ulaşma etkisi olan insanların bilgisayarları, şifreleri ele geçirilmiş... Daha sonrasında uygulamalar yazılmış, artık bu bilgisayarlara, bu şifrelere de ihtiyaç kalmamış. Hep kötü niyetli insanlar oluşturdukları uygulamalarla, bunlar masaüstü uygulaması ya da webde online çalışan uygulamalar, anlık sorgu yapıyorlarmış. O yüzden güncel veriler geliyor. Yani mesela hmm. Nevşin Mengü, merak ediyorum ben kaç lira maaş alıyor, nedir, ne değildir, nerede çalışmış, nereye çıkmış, sigortasını kim yatırıyor? Anında sorgulayıp bana verebiliyorlar. Ve hmm. bunun içinde belli bir ücret talep ediyormuş bu kötü niyetli insanlar. Haberler çıktıktan sonra dünkü bu çok büyük bir tepki oluştu alt tarafında da. Şu anda evet. bu kötü niyetli insanlar erişime kapattılar sistemi mesela. Ha. Peki bu Deep Web denen yerde mi satılıyor? Tabii Deep Web'de satılıyor. Aynı zamanda yine Türkçe isimleri yer alan çeşitli forum sitelerinde paralı olarak üye olabileceğiniz ve şu anda herhangi bir web browser'dan ulaşabileceğiniz, herkes açık ortamlarda da yine erişime açık paralı bir şekilde insanlara ulaştırılıyor. Yani illa Deep Web'e girmeye ekstra bir teknik bilgiye gerek yok. Bak manas soruyor benim ev adresim birilerinde var mı yok mu şimdi açık ve net cevap. Şimdi eğer manası birisi merak ediyorsa, manası hedeflediyse buradaki kötü niyetli insanlara 400 lira para veriyor, panel şifresini Hı. elde ediyor ve panel şifresinden manasın bütün ailesi dahil 7 seçelesini çıkartıp daha sonrasında o bilgilerle manası hedef falan ataklar gerçekleştirebiliyor. Yani isterlerse elde edebiliyorlar bunu. Peki bak şeyden açıklama geldi. Devletten, e, BTK'dan değil mi bu açık yok şeyden, BTK'dan mı geldi? E, şey e, diyor ki kurumlarından geldi bu arada, İçişleri Bakanlığı ha. dahil. Okey. Ha deniyor ki hayır böyle bir veri çalınması, sızdırılması iddiası doğru değil diye. Şimdi oradaki kısım şu İlk iddialar, e, devletin database'inin ele geçirildiği ve bilgilerin direkt database'den indirildiği ve satıldığı şeklindeydi. Yani işte milyonlarca Türk insanının verisi tek bir database'in içerisinde bunu satın alıyorsunuz download edip kullanabiliyorsunuz. Şu anki durum bana soracak olursam biraz daha vayım. Çünkü neden? Bir database indirildiyse o tarihe aittir. O anki açık kapatılır ve bir daha güncel verilerimize ulaşılamaz. Şu an söylenen konuda insanlar direkt olarak güncel verileri sorgulamaya devam edebiliyorlar. Yani bugün itibariyle Mesut Çevik'in ödenmiş ödenmemiş vergi borçlarıyla dahil bilgisine ulaşabiliyorlar. Bu çok daha tehlikeli geliyor e, bana. Şey Sizin bildiğiniz devlet bilemiyor mu? Ya şöyle aslında ya bana ulaşan insanlar ne kadar doğrudur bilmiyorum. Çünkü bu tip insanlar ulaşırken bilgi paylaşırlarken hep anonim hesaplardan ulaşıyorlar. Ve teyde muhtaç aslında söyledikleri. Biz bunları hep bildirdik. Üç ay önce bildirdik, dört ay önce bildirdik. Sürekli raporluyoruz. Bu şekilde olması yanlış diyorlar. Söyledikleri yanlış şekilde şu. Diyorlar ki pandemi döneminde birçok insan uzaktan çalışmaya başladı. Ve uzaktan çalışma esnasında çeşitli yetkilerine dayanarak uzaktaki bu bilgilere erişim sağlanabiliyordu. Yani mesela adres bilgileri, ÖSYM bilgileri gibi gibi çeşitli bilgilere erişebiliyorlardı. Hackerlar bu insanlara hedef aldı, bilgisayarlarına girdiler ve daha sonrasında bu bilgisayarlar, bu paneller üstünden erişim hakkı kazandılar. Eğer hmm. çift taşımalı ya da çok aşamalı bir doğrulama mekanizması olsaydı, yani ben sizin e-devlet şifrenizi aldığımda, sisteme hmm. girdiğimde bir SMS onayıyla bu sistemin tekrar benden bir Onay istemesi söz konusu olsaydı kesinlikle ulaşamazlardı. Şu anda hmm. bildiğim gibi Edele şifreni benden paylaşırsan bugün itibariyle bilgisayarımdan girebilirim herhangi bir onayda istemezsen de. Doğru istemiyor. Doğru. Özgür Torul diyor ki bildiğim kadarıyla web servisler loglanıyor. Dolayısıyla web servis sorgulamalarında ihale web servisin gerçek sahipleri. Hangi kurum ya da kurumlarsa onların üzerine kalıyor demiş. Doğru. Yani loglar tutuluyor sonuçta. IP'ler de taranıyordur diye düşünüyorum. Ama kötü niyetli insanlar biliyorsun bazı konularda ustalaşmış oluyorlar. Emniyet güçlerinin işini zorlaştıracak yöntemler uydurmuş, geliştirmiş olabilirler. Ben şimdi asla bana ulaşan belgeleri ve elimdeki dokümanları böyle bir tarih sırasına koydum. Yani itibariyle savcılığa gidip bu bilgileri de paylaşacağım. Çünkü emniyetle siber güvenlikte olan arkadaşlarla paylaştığımda bazılarının bu bilgileri göründe şaşırdığını gördüm. Yani evet onlar da bir bilgi sızıntısından, veri sızıntısından haberdarlar, araştırıyorlar gerçek mi değil mi diye ama Hani yöntemler buymuş bak bana bu tip veriler ulaştırıldı dediğimde nasıl olabilir bunlar nedir ne anlama gelmektedir diye heyecanlandıklarını gördüm. Yani savcılıkla paylaşmak bu verileri belki de gerçekten de güvenlik güçlerinin işini kolaylaştırır açıkları kapatırlar. Çünkü bu açıklar şu anda mevcut görünüyor ve insanların direkt bilgileri sorgulanarak çeşitli kişisel verilerine ulaşılıyor. Yani şu anda bana soracak olursan çok böyle hoş olmayan bir durumun içindeyiz yani evet sıkıntılı tabii ki yani herkesin her bilgisine ulaşılabiliyor olması çok büyük bir sıkıntı Ya yani her anlamda. E şu anki iddia çok büyük ve yani iddianın ötesinde teyit etmek için kimi sorsanız direkt önünüze koyuyorlar. İbrahim çeşitli gazetecilerle irtibata geçmeden önce onların hmm. verilerini izin alıp sorgulatmış. Hepsini maaş dökümüne kadar alabilmiş mesela söylediği kadarıyla. Diyor ki bunları da paylaştım devlet kurumlarıyla diyor. Yani maaş dökümlerine maaş bordrolarına kadar elime geçiyor diyor. Vay yani gerçekten çok çok kötü. Peki bunun yani yakalanabilir mi bu kişiler? Öyle sorayım. Yakalanabilirler. Daha yeni bir haber geldi. Avrupa'nın en büyük hacker gruplarından bir tanesi Avrupa Polisi'nin ortak çalışmasıyla, Avrupa Birliği ülkelerinin ortak çalışmasıyla çökeltildi. Yani Çünkü iyi bir takipte. Türkiye'de olmayabilir mesela. Tabii olmayabilirler Türkiye'de bu kötü niyetli insanlar. Ama biz Interpol'ün içerisindeyiz bildiğin gibi. Birlikte çalışmayla yapılamayacak iş yok. Burada tabii hmm. komşu ülkelerle ideolojik içinde olmak konuyu Hı. takip etmek gerekiyor diye düşünüyorum. Benim de aslında aşam bilgiler bunlar. Bilgi ve veriler değiştirilebilir mi diye bir soru sormuş Osman Şahin şunun için. Hani seçim seçim olacak ve işte e, ikametinin nerede olduğu falan önemli ya bunlar. Evet. E, değiştirilebilir mi mesela bunun üzerinden. Ya yani o ben kadar doğru, kötü niyet olsa sanarken birdenbire oy kullanamayacak durumda olabilir miyim? Yok 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 yani şu anda zaten hani kötü niyet içeriden gerçekleşiyor olsa hiç haberimiz bile olmazdı ruhumuz duymazdı bunlar yapılabilirdi ama şu anki görünen iş herhangi bir vezne görevlisi nasıl bankanın verilerini görüntüleyebiliyor ama değiştirmek istediğinde çeşitli unsurlar var orada verilen yetki neticesine ya değiştirebiliyor ya da değiştiremiyor şu anda aynı bir veznedar yerine geçmiş durumda kötü niyetli insanlar veznedarın şifresiyle banka paneline bağlanıyorlar ve verileri sadece görüntülüyorlar gibi görünüyor evet. şu anda yazmanın mümkün olduğu konusunda bir bilgi gelmedi. Bu çok daha büyük açıklara ve gerçekten de ülke açısından baktığımızda çok büyük bir güvenlik sorununu işaret eder. Kesinlikle. Mesut Çevik teşekkür ederim. Sağ ol. Ben teşekkür ederim. Bu da böyle. Unutulmaz eserler güzel bir şey diyor. Todex bile kamyon yükü para çalıp yurt dışına kaçtı. Yanına ker kaldı. Şöyle doğru. Ya Todex Faruk ne oldu arkadaşlar? Adam değil mi? Ne bu bitcoin alış satışı için bir aracı şey kurum kurdu millet üzerinden bitcoin almış. Sonra bir gün hepsini soğuk cüzdana koyuyor. Hadi bay bay gidiyor. E bir ara işte Arnavutluk'ta takip ediliyor. Otelin önünden yayınlar falan yapılıyordu. Ne oldu Todex Faruk? Nerede mesela? Yani devlet biliyordu Arnavutluk'ta kaldığı oteli biliyordu. E, Todex Faruk ortada yok. Giden gitti yani. Parasını da kaybeden kaybetti ya. işe bak. Vallahi billahi. Hay Allah'ım ya Rabbim ya. Yorum yazarken tırsacak mıyız? Ee, bilmiyorum. Tırsmayın bence. Şimdi evet gelelim işte başlığa da koyduğumuz Ali Babacan meselesine. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan dün e, ODTÜ'de bir konuşma yapacaktı. E, planlanmış ODTÜ forumu tarafından mı ya da protesto edenler ODTÜ forumu galiba. E, fakat öğrenciler. E, protesto gösterisi 200-300 kadar öğrenci yanılmıyorsam bir protesto gösterisi yaptılar ve Babacan'ın üniversitede konuşmasını istemediklerini söylediler. Babacan e, AK Parti hükümetinin şeylerinden bir suç ortağıdır, yani sorumludur bugün Türkiye'nin geldiği noktadan. ODTÜ'de konuşmasın, biz istemiyoruz dediler. Evet Ali Babacan ODTÜ'den defol diye böyle bir afiş. Bu afişi de biz kapağa koyduk. Dün de bununla ilgili Twitter'da bir oda açıldı. Medyaskopçular açtılar. İşte konuşulurken e, Ali Babacan geldi. Soruları cevaplamadı ama dedi ki ya işte hani öğrencilerin sonuçta bizim kadar çok biz çeşitli mecralarda, platformlarda konuşabiliyoruz. Ama öğrencilerin bu kadar fazla konuşma şeysi yok, yeri yok. Onun için e, kendilerini bu şekilde ifade ediyorlar. Ben anlıyorum, haklılar. İşte kendisinde ODTÜ'den mezun olduğunu hatırlattı. Birincilikle mezun olmuş. Evet. İşte haklılar dedi ama ya işte bu gruplara baktık dağıtılan bildirileri şimdi bir takım Marksist öğrenciler Marksist gruplar diye böyle bir şey yaptı konuştu. Ee, hani niye altın çizdi bilmiyorum Marksist falan neyse ne ne fark eder. Ee, ve dedik yani öğrenciler siyahla beyaz gibi algılanıyor bu iş. Hani sanki AK Parti döneminde her şey siyah çok kötü gerisi beyaz her şey çok iyi böyle bakmamak lazım dedi. Evet. Ve işte hani bu protesto olunca babacan gitmemiş bile ot diye. Ee, konuşmasını gerçekleştirmemiş. Ben de size sordum, sizlere sordum. Ne düşünüyorsunuz bu konuda diye. Şimdiye kadar %56 yani ODTÜ'de Babacan'ın protesto edilmesi okula gel, alınmaması hani okula gelmesin demişler çünkü. Sizce doğru mu yanlış mı diye. Öğrenciler haklı diyenler %56 öğrenciler haksız diyenler %44. Volkan Güney diyor ki beğenmediklerini kapıdan içeri almayacaklarsa şu anda eleştirdikleri sisteme hizmet etmiş oluyorlar. Kendisini içeri kabul edip güzel sorularla terletmeleri ve bunu sosyal medyada göstermeleri daha büyük bir etki olurdu diyor. Cengiz Lugal öğrencilerin her türlü protesto hakkı her zaman olmalı. Adamın ot türü olması bunu değiştirmez. Kaldı ki nispeten ufak bir solcu grubun protestosunu taking it in his stride kabul edip konuşmasını yapabilirdi. Yani normal bir şey deyip konuşmasını yapabilirdi diyor. Erdem Özcan demokratik haklarıdır. Bu haklarını kullanmalarında bir sakınca yok. Babacan 13 yıl AKP bakanlığı, 18 yılda AKP milletvekilliği yapmış. Bu nedenle protesto ediliyor. Ama ben öğrencilerin yerinde olsam, şiddetle eleştirsem de Babacan'ın kendisini ifade etme hakkında da saygı gösteririm. Okula sokmamak doğru değil. Demiş. Ama haklı olduğunu düşünenler de var. Bu güleç artık gençlerin tahammülü kalmadı. Yok Kimse birbirini dinlemek istemiyor çünkü gençler olarak ne zaman hak arasak ne zaman dert anlatsak dinlenmedik. Onlar da kendilerini böyle ifade etmeye çalışıyorlar. Ee, Fatih Saraçoğlu mesela öğrenciler haklı Babacan Bakanlığı dönemi için özür dilemesi bugünlere gelmiş olumsuzluklarda katkısı olduğunu kabul etmesi gerekir. Gökhan Ak şey demiş, üniversite özgür düşünce yeri olmalı, bütün düşüncelere saygı duyulmalı, sizden bizden demeden dinlemeli konuşulmalı. Elif Kuzu, Davutoğlu'da Babacan'da geçmiş yıllarına dair öz eleştiri vermek zorundalar diye çokça yorum gelmiş. Yorumlarınızı yazabilirsiniz. Orada hani orada böyle şey oluyor, bu anketin altı böyle bir tartışma forumu gibi de olabilir hepimiz. Fikirlerimizi yazalım, ne düşündüğümüzü söyleyelim. Biz de sabah Cansu ile konuşuyorduk. Cansu da diyor ki vallahi öğrenciler çok haklı diyor. Çünkü e, Babacan hiç öz vermedi. Kendi yaptığı her şeyin çok doğru olduğunu söylüyor. Yani sonuçta başkanlık sistemi zamanında bile hiç ses çıkarmadılar. Babacan hep hani ya biz o zaman parti kurullarında eleştirdik, söyledik bunları diyor ama bu yetmez. Yani kamuoyuna hiçbir şey söylenmedi. Ee, bu sistemin de sorumlusu, bu cumhurbaşkanlığı sisteminin de sorumlusu Ali Babacan. Bir özel vermesi gerekir, bir şey söylemiş olması gerekir. Ve ayrıca e, ne sorulsa hep aynı cevapları veriyorlar. Sayın Babacan da öyle Sayın Davut oldu da öyle diyor mesela Cansu öğrencilerde aynı şeyleri dinlemek zorunda mı zaten klişe cevapları hep döndürüp döndürüp söylüyorlar bir samimi bir şey söylediklerini duymadık diyor Cansu mesela Cansu Şimşek. Ee, Ottülü arkadaşlarla konuşuyordum hani bence de Babacan tamam 200-300 kişi protesto etmiş yine gidip konuşabilir ne olacak ki? Hani öğrencilere de niye kızgınsınız diye sorabilirdi gitmişken. O arkadaşlar da diyorlar ki hani OTTÜ'de bizim gelenek öyledir. Zordur biraz hani konuşmaya gelip gelirler ama işte sloganlar atıp protestolarla konuşması yarıda da kesebilirdi. Biraz OTTÜ'de öyle bir gelenek var diyorlar. Bilmiyorum o türlü değilim ben. Ee, ama yani genellikle gelen yorumlarda da şunu görüyorum. Mesela Erdoğan da hatırlayacaksınız şeyden kopmuştu. Refah Partisi'nden o yenilik çekip Gül, Erdoğan. Vakti zaman babacan da onların ise refah partisinden yenilikçiler olarak kopup yeni bir hareket başlatmışlardı ve Erdoğan ben bu gömleği çıkardım demişti Şimdi ayrıldığı hareket için bu milli görüş gömleğini çıkardım demişti ve o milli görüşü de eleştirmişti şunlar 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 yanlış yapıldı diye sert bir dille yani şeyde ağır yani dolu bir şekilde eleştirmişti ve kopuşlarını ee, yenilikçiler olarak bu hareketten, milli görüşten kopuşlarını da böyle gerekçelenmiş, altını doldurmuştu. Sanırım burada Babacan'la Davutoğlu'nun kopuşlarının farkı bu. Böyle bir hani Erdoğan'ların o zamandan işte Refah Partisi'ne neden koptuklarına dair herkesin kafasında açık bir şey vardı. Ha şu 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 konularda farklı düşünüyorlar artık. Şu şu konularda anlaşamıyorlar siyasi olarak bu yenilikçiler başka bir siyasi çizgide diye değil mi? Herkesin kafası bir şey oluşmuştu. Şimdi fakat Babacan'la Davutoğlu'nda bu yok. Bunu göremiyoruz. Yani tam olarak hangi konuda farklılaşıldığı, parti içinde o zamanlar en azından bunlar paylaşılabilir, neler olduğu madem, neler konuşulduğu bunlar da sır gibi saklanıyor. Dolayısıyla böyle bir gizlilik, e, bir samiyetsizlik var gibi yansıyor kamuoyuna. Anladığım kadarıyla Babacan'a Davutoğlu'na tepkinin bir şeysi de bu. Ama tabii öte yandan e, bir de şöyle de bir, bir psikoloji var. AK Parti'den ayrılmış olanlardan sürekli hani kardeşim yetmez daha fazla özür dile, ha habire özür dile, ispatla bakalım, ee, anti AK Partililiğini ispatla bakalım tavrı gelişiyor herkeste ister istemez. Bu da yapıcı değil bir yandan. Yani şimdi bak bu adamlar Deva Partisi kadroları neyse gelecek kadroları hakikaten pek çok işte vakti zamanında AK Parti'nin bu işte antidemokratik ilerleyişine katılmamışlar bu süreçte bu nedenle de e, ayrı düşmüşler. Sadece liderler değil diğer isimleri de söylüyorum. E şimdi bu hani muhalefetin diğer unsurları açısından bu kişileri AK Parti'den kopmuş olan bu kişileri elinin tersiyle etmek de çok da rasyonel olmayabilir. Yani sonuçta herkes bu ülkenin vatandaşı. Yarın öbür gün seçim yapıldı. E, sonuçlar değişti. Muhalefet iktidara geldi. E, bu ülkenin bakın yüzde şeysi AK Parti MHP gene neredeyse %35'i %40'ı AK Partili ve MHP'li e, hep beraber birlikte yaşayacağız. Hani sürekli de bu insanlardan bir redemption yani sürekli mea culpa ne de, nedir yani ah benim günahım kendini cezalandır. İstemek de çok şey yani bir yerden sonra yapıcı değil. Anlıyorum bu şeyleri ama bir yerden sonra yapıcı değil gibi geliyor bana. Ben böyle düşünüyorum. Avel hastalık kelam Börteçene terlemez. Börteçene sen de otdürüydün değil mi? İsviçre'den destekçi arkadaşımız. Ee, benim de arkadaşım kendisi hakikaten ama hep de böyle çok eşiyle beraber çok destekliyorlar kanalı sağ olsunlar Esviçre'ye selamlar ot diye kim gelse protesto edecek 200 kişi çıkar e doğru bence de babacan gidip konuşmalıydı hani zaten bu 200 kişiye kendini anlatamıyorsan bir sıkıntı var. Ne olacak? Hani en fazla konuşmaya başlarsın. Sloganlarla konuşman kesilir falan. Ama yılların politikacısın kardeşim ya. iki tane zekice bir şey söylersin. Ortamı dağıtırsın. Ee, o havayı dağıtırsın falan. Yani biraz da politikacılığın bir şeysi de bu. Ama herhalde bu işte bu otoriter yönetim, otoriter sistem o kadar çok oturdu ki Türkiye'de. Şeyi unuttu siyasetçiler muhalif kitlelerin karşısına çıkıp kendi dertlerini anlatmayı, kendilerini anlatmayı unuttular. Yani bir kültür olarak da unutuldu zannedersem. Kutay Yavuz. Davutoğlu ve Babacan'ın AKP'den ayrılmasını sadece çıkar çatışması olarak görüyorum. Bu yüzden de güvenmiyorum. Sanırım işte burada kendilerini anlatmadıkları için Kutay Bey ee, sizin gibi düşünen çok kişi var. Çünkü sanırım şey e, kendilerini anlatmadıkları için arada bir güvensizlik oluşuyor. Yani niye sır olarak saklanıyor bu AK Parti yılları? O zaman açık açık her şey konuşulsun. Kendilerini anlatsın ki insanları ikna etsinler değil mi? Oy istiyorlarsa insanlardan insanları ikna etmek zorundalar hakikaten. Emir Kaymakoğlu. Tövbekara vurmanın ne faydası var ki? İşte bir de ben de bir noktada burada sizinle şey yapıyorum Emir Bey. Ee, anlıyorum sizi yani size ortaklaşıyorum şimdi hani e, evet kendilerini ifade etmeyinler ama yok kardeşim hani sürekli kendini cezalandıracaksın bu yüzden demek de çok da yapıcı olmayabilir demiş olayım şimdi geldik ee, bir diğer çok konuşulan bugün bir diğer konu Murat Ongun İBB şey Ekrem İmamoğlu ile çok iyi çalışan İBB'nin sözcüsü Murat Ongun Buket Aydın'a konuşmuş. Şimdi bir dönem hatırlayacaksınız İstanbul'da çok yoğun kar yağdı gün Murat Ongun İsviçre'de idi, İsviçre'de olduğu ortaya çıktı, çok eleştirilmişti. İşte Ekrem Imamoğlu çok yoğun kar yağdığında bir balıkçıda işte İngiliz büyük ye yemekte olması falan epey konuşulmuştu. Hani muhalefetten madem konuşuyoruz Murat Ongun Buket Aydın'a çıkmış hani bu enter enteresan bir seçim diyeyim en hafif haliyle. Valla bu muhalefet şeyleri de enteresan ya. Çok ilginç. Mesela vallahi zor yani bizlere çıkartmak öyle söyleyeyim. Ya Halk TV'ye çıkıyorlar ne güzel abi dost meclisi. Çok güzel ki herkes kendi, kendi, oynuyor. Ya da mesela böyle acayip garip yandaş mı desem ne falan illa oralara çıkıyor. Bilmiyorum belki de karşı tarafa kendilerini anlatmak mı istiyorlar falan vardır bildikleri herhalde. Murat Ongun'un Buket Aydın'la söyledikleri epey konuşuluyor sosyal medyada tepki çekti. Diyorsun ki Murat Ongun 500 bin liralık tatili yaptı. Ya neye göre diyorsun? Yani aa Uludağ parası dendi ki Uludağ parasından da ucuz. Önceden yapılmış olan bir rezervasyondu değil mi? Ya ucuz olsun diye 8 <laughs> ay <oluyor>. önce mi 7 <laughs> ay önce mi ne yapılmış bir rezervasyon zaten. Ben yani 7-8 ay önceden 23 Ocak günü İstanbul'a kar yağacağını nereden bilebilirim? Bilemem. Telefon açtım sordum yani böyle böyle başkanım isterseniz dönebilirim dedim. O da dedi ki yani ne döneceksin Murat dedi zaten dedi herkes diyeceğini dedi dedi bir sorun da yok. Ee, bak dedi keyfine kafanı dedi dinlendir ailenle güzel bir tatil yap dedi. Ben de tatilim bitti. Evet şimdi aslında bence burada Murat Ongun'un söylediklerinde bir şey yok. Yani açık yüreklikle doğru söylüyor adam. 8 ay öncesinden tatil aldım. Çocuklar heveslendi. Gittik işte tatil yapıyorduk. Kar yağınca Ekrem Bey'i aradım. Ekrem Bey de şey gelmene gerek yok demiş. <laughs> bence seçtiği kelimeler yanlış. Bir a, dağdan da ucuzdu İsviçre'ye gittik falan. Hani Uludağ da herkesin gidebildiği bir yer değil ki. Pahalı sonuçta. Bu arada Türkiye'de o kadar bir pahalılık var ki bu kayak merkezleri için söyleyeyim hakikaten böyle erken alırsan gerçekten de Türkiye'deki kayak merkezlerine ucuza geliyor. Fransa'daki falan bazı yerler bu da Türkiye'de bir şeylerin herhalde ters gittiğini bize söylemesi lazım. Çünkü euro yani düşün Fransa'da orada İsviçre Franka harcıyorsun falan. Bence söyleme şekli yanlış. Ee, ilk hani bir de bak keyfine lafını kullanmış olması yanlış. Hani keyfe bakılacak zaman mı? Ama onun dışında yoksa Söyleme tarzında bir sıkıntı var bence. Yoksa evet ne yapacak? Murat Ongun gelip elinde kürekle kar mı küreyecek yani? Hani iletişimini yürütecek zaten Ekrem İmamoğlu'nun ya da neyse belediyenin. Hani aslında ne var ki bunda? Normal koşullar altında ama Türkiye'de normal koşullar altında değiliz. Farklı kelimelerle ifade etse farklı bir sonuç çıkabilirdi. Ama Murat Ongun ben de bak Habertürk'te çalışırken yöneticim olmuştu bir dönem Murat Ongun. İyi tanırım kendisini. Biraz olduğu gibi kendisini ifade eden birisi. Çok açık sözlüdür. Ee, evet Deniz diyor ki mesela bence diyor söyleme şekilde doğru yaptığı şeyde hiç problem göremiyorum. Ama şimdi şöyle bir sıkıntı var. Bak geçen hafta şeyi eleştirdiler ya AK Parti Gençlik Kolları'nın ağrıda yapmış olduğu ne o sahurun. Şimdi ben de o zaman bu sahurda hiçbir şey yok dedim. Ne var ki ekmek, zeytin, peynir, bal mal koymuşlar. Normal kahvaltılık menüsü önlerinde gençler tef çalıyor, türkü söylüyor. Aa böyle şey olur mu efendim harcama, lüks falan diye eleştirildi. Hepi topu niye işte ila ya düzgün bir kafede yapılmış diye. Şimdi şimdi onu eleştiriyorsan bunu da iş, yani biraz şiraze kaydı. O sahurda da hiçbir şey yoktu bence. Güzel genç insanlar şey yapmışlar. E, bu da e, AK Parti gençlik kolları kendi bütçesinden harcıyorsa kendi bileceği iştir. Hani burada bir şeyse yani parayı nereden kazandıkları mesele E bu kenşik olan kendi, kendi bütçesi nasıl istiyorlar öyle harcarlar yani. Kimene böyle bir organizasyon yapmışlar. Ne var ki bunda yani? O, onun dışında e, Murat Ongun'un da kendi parasıyla gitmişse öyle değil mi yani kamudan bir yerden afırtma bir para değilse kendi parası gitmiş olduğunu anlıyoruz. E gitmiş e, kendisi de küreklerinde karkaz şey yapmayacağına göre, küremeyeceğine göre kimene yani? Ama bugün sosyal medyada da epey eleştiriliyor. Bence dediğim gibi kendi biraz hani söyleme konuşma tarzı yüzünden gibi geldi. Asıl şu fotoğraf çok dikkatimi çekti. Alaattin Çakıcı. E, ne diyelim? Resmi mafyamız mı deniyor? Ne deniyor artık? Devlet Bahçeli'nin ar 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 ricasıyla cezaevinden çıkmıştı. Yanında da ekibi. Kim tanımıyorum yanındakileri. Tanıyanız varsa yazsın. E, i̇şte işte yemek yiyorlar e, sosyal medyada. Eee Şöyle göstereyim tekrar bir balıkçı falan herhalde ortada meyve tabakları içkiyi kaldırmışlar <laughs> içkiyi sandalyeye koymuşlar ee, şey diyor Cansu Cansu biliyor bu işleri ben rakı sandım yok dedi o şivas viski dedi şivas viskiyi de kenara koymuşlar epey millet dalga geçti tabii o kadar pahalı ki artık onu da böyle ayrı bir sandalyeye oturtmuşlar yanda falan diye ama işte bak iki yüzlük tamam mı herkes böyle iki yüzlük başka hayat yaşıyor. Başkası gibi davranıyor. Hani herkesin bir resmi kimliği var artık. Herkesin resmi kimliği böyle devletle mevletle falan iş yapıyorsan herkesin resmi kimliği milliyetçi muhafazakar. Hani herkes böyle hayırlı cumalarında efendime söyleyeyim kafa tokuşturma, üç ilercilik, dindarlık tabii falan. Herkesin resmi kimliği bu kapaklı kapılar ardında Oh yani neler 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 neler. Silivri'yi hep biz cezaevi olarak hatırlıyoruz da Silivri'deki küçük butik otellerin dili olsa da konuşsa yani mesela. Değil mi herkes kapatan böyle özellikle butik oteller 3-5 odalı kapatan eğlencenin gözüne vuruyor. Vursunlar yani bir şey yok tabii ki herkes insan içki de içecek. Herkes de dindar olmak zorunda değil eğlenecekti ama hep başka bir hayat göster başka bir hayat yaşa. Burada da viskiyi yan koltuğa oturtmuşlar valla. Didem Kurt Alaaddin Çakıcı için <laughs> mafya bakanı demiş. Ha evet mafya değil mi öyle bir şey. Şivas değil Şivas Bey diyeceksin. Gerçekten öyle. Şivas Bey denecek halde yani. Pahalı tabii. Hepsi pahalı. Her şey pahalı ya. En basit bire bire içeyim desen o bir lüks yani. İçmiyoruz kokluyoruz artık zaten. Hani illa milliyetçi muhafaza olmaya gerek yok. Ozan Şamiloğlu içki içmeye tırsam mafya. İşte herkesin korktuğu bir şey var. Her ne kadar kudretli olsan da bu işler böyle. Şimdi e, en son şu şeye geleceğim. E, Rusya-Ukrayna meselesinde önemli gelişmeler var çünkü Amerikan Başkanı Biden e, Rusya'nın soykırım yaptığını söyledi Ukrayna'da. Böyle kuvvetli bir şey kullandı. Ancak Fransa Cumhurbaşkanı Macron ben soykırım kelimesini kullanmam. Böyle haber her şeyi soykırım denirsek, yani bu şeyin de bunu dikkatli kullanmak lazım dedi. Böyle bir ikilik. Ama öte yandan e, Putin e, bu çadaki görüntüler için şey diyoruz ya. ya bu, bu arada detay vereceğim biraz. bunlar diyor gerçek değil fake diyorlar Rusya tarafı. Rusya çok güzel ne desen fake diyor. Bu Rusya yanlısı bir siyasetçi vardı diye Medvedçuk diye. İşte kızı Putin'in Putin kızının vaftiz babası falan çok yakını. Bu Medvedçuk hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı kaçıyordu Ukrayna'da. Rusya yanlısı partisi var adamın. Yakalanmış işte üstünde asker kamuflajıyla kaçmaya çalışırken yakalanmış. Mesela Peskov konuşuyor hükümet sözcüsü yok şey diyor ona. O da fake, yakalanmamış falan diyor. Ne çıksa fake diyorlar. Çok güzel ya kardeşim bak bu çada ki gazeteciler de girdiler. Arkadaşlarımız var ya bir BBC ekibinden arkadaşlarım var. Orada yani nedir durum falan diye konuşuyoruz. İşte fake falan fake, fake bir durum yok. Sean Walker diye bir gazeteci vardır. The Guardian'a yazıyor. Ve Sean Walker uzun yıllardır takip ederim ben. Kitap falan yazdı. Ukrayna'da şeyle ilgili de yazdı. Yani bu aşırı milliyetçi yapıların Ukrayna ordusuna nasıl entegre olduğu ta 2014'ten beri sürekli Ukrayna'da yaşıyor, geliyor, gidiyor artık adam avucunun içi gibi biliyor. O yazmış Ukraynalılarla konuşup neler olduğunu Borodiyanka'da, buçada hakikaten olan şeyler acayip. Ee, bir kere çok tecavüz vakaları 50 yaşında bir kadın e, tecavüze uğramış onu mesela diğer Rus askerleri girip kurtarmış ama aynı tecavüz eden asker komşusunu mesela genç 16-17 yaşında bir kız onda da tecavüz edip öldürmüş. Acayip bir yağma düzeni çeşitli okullara girmişler mesela askerler orada okullarda buldukları şeyleri almışlar tahtaları falan da parçalamışlar hani bizden sonra kullanılmasın diye. Bir kasaba girmişler kasaba tuvaletlerini yapmışlar e, Afedersiniz büyük tuvaletlerini ve onu da böyle her yere sıvamışlar e, duvarlara falan böyle bir nefret e, şeysiyle çok acayip bilgiler paylaşılıyor ama şimdi sorarsam bunlara Putin yok ya alan hiçbiri olmadı falan insanlar sersefil yani Ukraynalılar kendileri anlatıyor bunlar oldu diye millet e, eşini e, anasını babasını bahçesine bahçesinde gömen var çünkü Ruslar işte vurmuş öldürmüşler bırakmışlar orada nereye gömeceksin Hiç çıkamıyorsun bahçesine gömmüş insanlar falan çok korkunç yani olanlar hakikaten çok korkunç ama işte Rusya şey diyor o yalan hepsi falan diyor fakat çok ilginç yani bizim Türkiye'de de böyle Putin seviciler var ya onlar da mesela tam ne olduğunu bilmiyoruz yok Putin yapmamıştır falan diyenler var ben hep bunu diyorum ya Putin'i anası babası evladı bu kadar savunmuyordur yani birisi i̇şte de ilginç var. hayır Putin dediyse doğrudur falancılar var Putin e, Lukashenko bu Belarus diktatörüyle şey yaptı görüştü burada söyledikleri çok ilginç Rusça diye hiç açmadık sesi ama bizim diyor bu savaşı bunu başlatırken operasyonu asıl amacımız insanlara yardım etmek yapmak zorunda kaldık Artı daha fazla bekleyemezdik yani bu operasyon kaçınılmazdı zaten er ya da geç olacaktı bu bakın diyor. Biz doğru şeyi yaptık falan diye hani sanki kendi kendisine konuşup kendi kendini de ikna etmeye çalışır gibi. Ee, ve tabii şöyle şeyler var kendi kendini ikna etmeye şimdi çok fazla Rus askeri hayatını kaybediyor bir yandan. Ee, Rus ordusunun şey durumu bir acayip Çin'den İHA istemişler insansız hava aracı falan. Ee, şöyle de bir şey var bağımsız bir kuruluş var Hajun diye Hajun diye okunuyor sanırım ya da Hayun diye mi okunuyor bilmiyorum. Belarus sınırından. Şimdi Rus askerler giriyorlar ve yağmalıyorlar ya pek çok şey. Şimdi bir Rus şey Ukraynalı anlatıyor. Evini terk etmiş gitmiş geri girdi evine işte her şeyi alınmış. Bütün elektronik ne varsa. skuteri varmış böyle kadının işe gitmek için kullandığı. Onu falan almış askerler götürmüş. Bu Belarus sınırından sadece diyor ki Nisan başında 3000 kiloluk yük gönderilmiş. Adamlar alıyorlar bunları bir de şeyle yolluyorlar kargo servisiyle Rusya'ya memleket evine yolluyor. Anasına, çocuğuna, karısına yolluyor. Bak buradan Ukrayna'dan ne buldular sanmışlar. Elektronik zaten insanların cep telefonu falan bir yere giriyorlar. O girdikleri köy kasaba insanların cep telefonlarını bilgisayarlarını topluyorlar önce falan. Böyle bir durum. Ama Rusya yok bunlar yalan. Bizim asker öyle şey yapmaz. Biz en süper, en süper operasyon bu falan diyor. Bir de Putin dün şöyle bir şey de açıkladı. Ee, yeni bir ay programı aya iniş programı yapılacakmış. E, diyor ki e, yeni jenerasyon bir e, uz, şey uzay ne denir ona meki üzerinde çalışıyorlarmış ve yeni bir nükleer uzay teknolojisi bir aya iniş yapacağız diyor Putin herhalde o da yani bu aya iniş maya iniş dendi mi işler şey anla ki bu aya inişi çıkardılar mı işler sıkıntı aya iniş dediler mi bu arada Putin yani o kadar yanlış bir hamle ki e, ee, Finlandiya ve İsveç NATO'ya katılma kararı aldılar. Her iki ülkenin Dışişleri Bakanı. Bir ikisi de kadın bu arada çok şey şeker fotoğraf ayırmadım ama. iki kadın basın açıklaması yaptılar. İki, işte hızlıca bir an önce NATO'ya katılmak istiyoruz diye. Hayır öyle bir yanlış bir şey yaptı ki bu iki ülkenin NATO'ya katılma niyeti yoktu. Hatta altı ay önce Finlandiya Dışişleri Bakanı Altı ay birkaç ay önce şey demiş. Hayır bizim NATO'ya katılmamıza hiçbir gerek yok. Bu Avrupa'daki güvenlik dengelerini değiştirir ne gerek var falan demiş. Adam yani Putin hani sözde NATO sınırımıza dayandı diye falan işgal ediyor. Bizde de öyle bizde Putinciler de öyle savunuyor ya NATO'da gitmeseydi kardeşim falan diye. Hani adam bu işgale kalkışmasa NATO belki de yani NATO'ya gerek var mı yok mu falan herkes bunu tartışıyordu. Adam NATO'yu büyüttü yani durduk yerde. Durduk yerde şimdi NATO güçlenecek falan. Fabriça'ya, buradaki Vizegrat ülkelerine, nedir o Baltık ülkelerine asker sevkiyatı yapıyorlar falan. Bu kadar yanlış bir strateji olabilir yani. Ama e, tabii işte adam kendi şeyini yani sürdürmek istiyor. Kendisine bir hikaye yazmak istiyor. Ne yapacak herhalde Ukrayna'nın, Ukrayna'yı alan işte Rusya başkanı falan herhalde öyle bir şey olmak istedi resmen. Evet sizden gelen yorumlara bakıyorum. Bazı kanallar Sputnik haline aldı bu savaştıracağını ismini vermek istemiyorum. Meslektaşlarımız çalışıyor diye çok ilginç yani. Bazen tanıdıkların eşin dostun falan da yorumlarına bakıyorum. Allah Allah ya çok ilginç hakikaten. İlginç yani. Bu kadar Putincilik. Habercilikten öteye geçip yorumculuk yapmasak mı acaba? Valla Fatih Bey burası benim kanalım. Hani. İstediğimi yaparım güzel kardeşim hani siz istemiyorsunuz izlemek zorla mı geldim evinize benim kanala mı tıklattım zorla izleyeceksin mi dedik ya beğenmiyorsan izlemezsin benim kanalı istersen açarım zil takar oynarım sen de sever seversen izlersin sevmezsen izlemezsin Allah Allah bu da bir ayrıca ilginç yani ben zaten haberler üzerinden aktarıyorum yoksa hani yorumcu gibi ben de çıkar evet işte elime çubuk alıp şey mi yapayım ee, evet çubuklan hayır Putin en süper en iyi Putin asla yapmaz Ukraynalılar kendi kendini mi öldürmüş diyeyim. Ben sana bak takip ettiğim için yıllardır takip ettiğim gazeteciler var. Şu anda Ukraynalı olan arkadaşlarım var falan diyorum yani. Neyse istersem de yorum yaparım tatlı kardeşim. Sana ne yani? deyip e, yavaş yavaş kapatıyorum arkadaşlar. Görüşürüz.